Buyurun Selvi Baba türbesini bize bir anlatın. Selvi Baba ismini rüyasında görenlerin uzun boylu, yani bir kaynak yok isim olarak. Genelde görenlerin uzun boylu, büyük sakallı olarak gördükleri bu ismi de buradan, Selvi ismini buradan aldı. Selvi yani uzun demek ya. Buradan halk arasında Selvi ondan dönüyor. Normalde orada bir yatır falan, herhangi bir mezar yok. Orada ağır, yani çok ağır. Görünümüne çok göre, ağır. Hacmine göre çok ağır. Yani böyle iki avuca sığacak kadar ama ağır. Hani hacmine ağır. Göre çok ağır. Yani Allah Allah, bunu bir defineciler. Defineciler biri götürmüş. Getirdiğin su nerede? Şurası mı çeşme? He, evveli buradı. Evveli buradı. Bizim getirdiğimiz. O rüyasını gördüğün. He. Bak ben burada çektim. Bak, onun yerde döş var. Ben burada çektim, baktım adam kalktı. Dedi, sen suyu getirmeye mi gidiyorsun? He dedi. Dedi sen bu suyu buraya yetiştirsen ne değilsen vereyim. Dedim evim yok. Evim yok dedim. Uyandım ki rüya. Piyasada çalışayım. Evim olmaya niyetim yok. Valla evi de aldım. Boş da bitti. Çoban herfiye dük bayaç yok mu? Evet. Bayaç dük. Bunları canlı gördünüz. He he. Ya. Rüya da öyle oldu. Ama burada mezar yok. Bilmiyorum var mı yok mu, yok değil. İlginç bir yer. Ben de bilmiyorum.
Bura normal bir oda. He. Yani bir mezar, bir yok. Kabir, hiçbir şey yok. Bir şey yok. Bir bayan vermişti babasının yerine parayı. Ha, bura sonradan yapıldı o zaman. Sonradan yok. Hani ağır taş gibi yuvarlak dediğiniz şey nerede duruyor? O yuvarlak taş neredeydi? Tam? Peki o siz çocukluğunuzdan beri o taşı hatırlıyor musunuz? İlkin suyu oraya getirirken rüya gördünüz. Rüya gördüm. Suyu getirirken ve gece rüyada ben böyle rampayı düze çıktım. Baktım yaşlı bir adam. Üstünde bir cübbe, sakal bile büyük. Üstünde de, kafasında da bir sarık var, her renk. Dedim ya ben bu adama selam vermedim, bir şey demedim. Bu önümde korktu. Ben bile dedim, kendi kafamdan. Ondan sonra yanına yetiştim. Dedi, sen suyu getirmeye mi gidiyorsun? Ha dedim. Dedi sen bu suyu buraya yetiştirsen ne değilsen vereyim. Dedim evim yok. Evim yok dedim. Uyandım ki rüya. Ev almaya da fikrim yok. Evi de aldım. Borcu da verdim. Suyu getirdin oraya. He. Buyurun Selvi Baba türbesini bize bir anlatın. Selvi Baba ismini rüyasında görenlerin uzun boylu, yani bir kaynak yok isim olarak. Genelde görenlerin uzun boylu, büyük sakallı olarak gördükleri bu ismi de buradan, Selvi ismini buradan aldı. Selvi yani uzun demek ya, buradan halk arasında Selvi ondan diyor. Normalde orada bir yatır falan, herhangi bir mezar yok. Ama geçmişte bulunan kalıntılara böyle taş olarak mesela hülle halinde bir taş var götürdüler. Siz o taşı biliyor musunuz? Biliyorduk tabii. Yani, görünüyordu. Orada ağır yani çok ağır. Görünümüne o göre, hacmine göre çok ağır. Yani böyle iki avuca sığacak bir şey ama ağır. Hani hacmine göre çok ağır. Yani, Allah Allah. Hem bunu defineciler biri götürmüş. Siz kaç yaşındasınız? Ben 72-73 yaşındayım. Maşallah. İsim neydi? Cahit Bey. Cahit Bey. Çocukluğumuzdan biliyor musunuz o taşı? Tabii tabii. Yok. Siz hep burada yaşadınız o zaman. O giderler ve onu öpülerdi. Yani buraya ziyaret var diye gelen o taşı öpüyorlar. Şifa olarak. Taşa benzerdi ama taş değildi. Öyle kavarrengi bir şey, yüz yuvarlak. Peki bu bina sonradan mı yapıldı üzerine? Hayır, yok. Şey, ev mi? Ev sonradan yapıldı. Diğer yapıt, o taş, örülü taşlar, tarihi bilinmiyor. Yani siz çocukluğunuzda oralar vardı. Kimse bilmiyor. Sizden öncekilerden de. Tarihini kimse bilmiyor. Hani bütün gelen nesiller bizden önce var idi diyorlar. Çok ilginç bir şey. Dedem, abi. Dedem bile değildi bu arada. O duvarlar, evet, ölü yerler dedem vardı. Yalan olmaya 113 yaşında mı öldü, 106 yaşında mı öldü? Allah razı olsun. Hani bu kanıya varmamızda neden? Defnecilerin şu son zamanlardaki kazılarından sonra mahzen andıracak şekilde taşlıkların, odacıkların çıkması, boşlukların çıkması. Altını kazdılar oranın. Tabii kazdılar. Şu an kazık şekilde yani zaten. Bayağı bir de bölge taşlık, düzgün taşların da olduğu bir yer. O işe elverişli oluşu, yani taş yapıtına olduğunu düşünüyorum. Ama önceleri bir ziyaret biliyorum.
Tabi bilim şu bu gelişince... Hiç peki gelen giden oldu mu buraya bu arkeologlardan, araştırmacılardan? Geçmişte bölgeyi yani ziyaret amaçlı, resmi olarak değil de ziyaret amaçlı, hani kiminin akrabası oluyor ya, orayı gören bir kişi buranın milattan önceye dayandığını söylemişti. Bir yapıt olduğunu söylemişti yani. Müze müdürlüğünden çalışan bir arkeolog. Tabii biz bunun üzerine durmuyoruz. Eski yapıt. Hatta oradaki o ağaca benzer. Üstünde büyük bir ağaç var ya. Eskiden ağaç vardı. Ondan sonra aynısında bu kenarlara kaç sene getirdim. Hani ziyaret ağacı diye. Evet. İlginç bir yapıt var orada. Bölgenin Haroğlu Dağı var ileride. Elazığ'ın ikinci yüksek dağlarından biridir. Burada geçen yıl haberlere de çıktı bir eski kale kalıntılarının oluşu. Orayla irtibatlı olduğunu zannediyoruz. Hani yaşam oraya yakın olduğu için bölgede orayla irtibatlı olduğunu zannediyoruz. Nedir yani, çayı getir de o nereye? Biri bende geçiyordu. O zaman davarım vardı. Dedi ya Kibra dedi falan yere kadar bon getir. Ha dedim, baktım orada bir ses geldi. Çıktım dedim hele bakın bilmem. Bir adam oraya uzatmışlar. Ağzaya gelmiş. Değil, geldik üstünde yatırdık. Bu yanda giderken değil, köye yetişmeden baktık adamın ağzı dedi. Bir tane de şeydi, baktım sandalyede oturmuş, tanım yani. Halk hatır sordum, baktım gidiyor, yan yan gidiyor. Dedim ya Kibra geçmiş olsun falan, ne oldu? Dedi ya farz oldum, geldim bir gece burada yattım. Ben eve götürdüler, evde makatta kalktım, divanda oturdum, divanda kendim kalktım, makatta oturdum. Bir de bir bayan, daha hastalığı nedir bilmiyorum. Ben o bekçilik döneminde, ormanda bekçiydim. Ondan sonra baktım bayan kolların dibine girmişler, getirdiler. Bu türbeye getiriyorlar, ziyarete getiriyorlar. Ha. Getirdiler, ondan sonra bir zaman sonra baktım ya bu bayan mı değil mi, o bayan mı değil mi, dedim soramıyorum. Dedim o sen değil miydin kolların dibine? Ha dedi, ilandım şimdi gelmişim kurban kesin. Böyle gördüm. Bunları canlı gördünüz. Ha. Ya. Rüya da öyle oldu. Tamam, bir şey yok. Sen çek. Yürü. Hadi yürü. Gel bırak abi. Gel buraya. Gidiyorum aslında.